oy kullanacak mısın? Kullanacağız. Seçmiş olduğunuz insanlara sizin hayatınızın her alanına hükmetme yetkisi verdiğinizi biliyor muydunuz? Ya hayır, yani seçtiğimiz adam bizim hayatımızda tabii ki, yani o ülkeyi yönetiyor sonuçta. Bunu nasıl açıklanır bilmiyorum da. Şimdi güzel şey. Ki bu hakkın sadece Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu biliyor musun? Biliyorum, evet. Öyle bir soru sordun ki biraz zor bir soru. Neticeye getirmek. Tamam da yani nasıl yapabiliriz sizin dediğiniz gibi? Şimdi bunu nasıl bir cevap verebilirim? Açıkçası bilmiyorum. Allah'tan başkası da yaratıyor dersek ne olur? Kafir olur nasıl ya? Bu hakkı sadece ona vermemiz gerekmez mi? Oy kullanmanın şirk olduğunu mu söyleyeceksiniz yoksa? Gibi. Konu buraya mı geliyor? Oy kullandığınız kişilere veya partilere sizin hayatınızın her alanına hükmetme etkisini verdiğini biliyor muydunuz? Tabii ki biliyoruz. Peki bu hakkın sadece Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu biliyor muydunuz? Ya tabii ki Allah'a ait. Ona bir lafım yok. Hani kesinlikle. Ama dediğim gibi şimdi bunu nasıl bir cevap verebilirim? Açıkçası bilmiyorum. Eğer herkes senin dediğin gibi olmuş olsa dünya güllük gülistanlık olur. Doğru. O zaman öyle olalım. Nasıl olacağız? Senin gibi 20 tane var belki. Belki 100 tane var. Belki 1 milyon tane var. Geri kalan nerede? Tabii ki kesinlikle. Normalde bizim bu ülkeyi şeriatla yönetmemiz lazım. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da emrediyor. Hani size şeriatla yönetirseniz bu sizin için daha hayırlıdır diye söylüyor. Dünya düzeninden oy sistemiyle herkes oy kullanıyor. Yapılacak bir şey yok. Yani. Çoğunluk bunu yapıyor diye biz de yapıyoruz diyorsun. Ya bak şimdi ben yani şahsım çoğunluğu veya şudur budur öyle bir soru sordun ki biraz zor bir soru. Neticeye getirmek bayağı. Belki ayları alır da. Yani bu aracılar, bunlar da aracı. Allah'ın bize kıldığı vesileler. Bunları vereceğiz ki onlar da bizi yönetsin. Yani iyi ya da kötü. Biz Müslüman insanız elhamdülillah. Bize düşüncemiz bizi yönetecek insanların Müslüman olması. İslami şartları çerçevesinde ülkeyi yönetmeleri ve insanları yönetmeleri. Kötünün iyisi de olsa onu vereceğiz yani. Peki bu hükümleri Allah Azze ve Celle'nin bizim için indirdiği hükümlerle bizi yönettiğine inanıyor musun? Kısmen. Hepsi olmasa bile kısmen oluyor yani. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Yani her alanda hükmetme yetkisini vermiyorum aslında. Aslında veriyorsunuz. Hayatımı kendim sürdürüyorum. Sizin hayatınızı idame ettirmeniz için, sizin için serbestler, yasaklar, şunları yapabilir veya şunları yapamazsınız diye kanunlar çıkarıyor. O söyleyebilir. Benim hayatımın tamamına müdahale edemez. Sonuçta. Sizin verdiğiniz oyla bunu yap. Tamam. Benim verdiğim oyla ülkeyi yönetir. Peki bu hakkın sadece Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu biliyor musun? Biliyorum, evet. Bu hakkı sadece ona vermemiz gerekmez mi? Oy kullanmanın şirk olduğunu mu söyleyeceksiniz yoksa? Gibi. Konu buraya mı geliyor? Tamam. Ben anladım aslında sorunun nereye gittiğini de. Yani ben şöyle, inandığım bir din var sonuçta. İnanıyoruz o Kur'an'a, o Kur'an'ın yasaklarına göre hükmetmeye çalışıyoruz. Zaten Allah, yani Allah bunu kimse inkar edemez, şey yapamaz. Ama dünyanın bir döngüsü var, oy verilmesi gerekiyorsa oy verilecek. Yani kimse Allah'a karşı çıkamaz, şey yapamaz. Yani bunu nasıl açıklanır bilmiyorum da. Şimdi güzel şey ama olması gereken böyle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Allah Azze ve Celle'ye ait bazı sıfatlar vardır. Hususi özel sıfatlarıdır bunlar. Mesela yaratma gibi. Allah'tan başkası da yaratıyor dersek ne olur? Kafir olur nasıl yani? Çünkü neden? Yaratmak sadece Allah'a aittir. Allah Azze ve Celle'ye ait de diyor ki dikkat edin, yaratmak da emretmekte. Yani helal ve haram belirlemekte. Şunu yapabilir veya şunu yapamazsınız diye emretmek de Allah Azze ve Celle'ye ait. Yani yaratmak neyse, yaratmayı başkasına veremiyorsak hükmetme, hakimiyet yetkisini de Allah'tan başkasına veremiyor. Sonuçta ülkemiz şeriatla yönetilmiyor. Beşeri kanunlarla yönetiliyor. Ya bu kanunlarda da bizi İslami olarak en iyi kim bizim özgürlüğümüzü sağlayacaksa buna oy vermek zorundayız. Şimdi biz oy kullanmasak onun yerine tam zıttı biri gelir ülkeyi yönetirse ne olur? Sonuçta insanlar özgürlükleri kısıtlanır. Bu da var. Ben bir de şöyle hani bazı işte bağlı olduğumuz cemaat değil de işte inandığımız, güvendiğimiz kişilerde bize oy kullanabileceğimiz söyleniyor. Oy kullanmazsak bizi farklı kesimlerde, farklı zihniyetlerde insanlar yönetebilir. Bir de olayın bu kısmı var. Sonuçta hani çok detaya inerseniz çok farklı konular da var. İşte hani Türkiye'deki Müslümanların geçmişte nasıl zulme uğradığı. Bu zulüm devam edecek. Bunun gibi. Kanuna sen karşı çık diyorsun. Doğru mu? Allah Azze ve Celle'nin şeriatına bağlı olmamız gerektiğini söylüyor. Tamam, eyvallah. Bağlı olmamız gerekiyor. Ama dünyanın bir döngüsü var. Bu döngüyü biz bozamayız ki. Eğer herkes senin dediğin gibi olmuş olsa dünya güllük gülistanlık olur. Doğru. O zaman öyle olalım. Nasıl olacağız? Senin gibi 20 tane var belki. Belki 100 tane var. Belki 1 milyon tane var. Geri kalan nerede? Onun için mücadele etsek. Önce kendimizden başlayarak. Ne yapacağız?
ya bu tarafa gidersek daha kötü olacağız ya bu tarafa gideceğiz. Eğer öyle olursa güllük gülistanlık olur. Güllük gülistanlık olur, doğru. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.